Darwinistler neleri düşünmezler? Darwinistler DNA'nın bir bölümünün işlevsiz, yani kendi deyimleriyle hurda DNA olduğunu zannederler. Oysa bu iddia tam anlamıyla cehaletten kaynaklanır. İnsan Genomu Projesi ve son genetik çalışmalarla birlikte genlerin protein üretimi sırasında birbirleriyle devamlı bir etkileşim içinde oldukları ortaya çıktı. Protein üretimi sırasında bir genin diğer DNA bölümlerinden bağımsız olarak çalışmadığı anlaşıldı. Bir genin özellikle protein kodlamaya başlama aşamasında genleri oluşturmayan DNA bölümlerinin o geni düzenlemeye yardımcı olduğu tespit edildi. İşte bu yüzden genetik araştırmaları yakından takip eden hiçbir bilim adamı artık hurda DNA kavramına itibar etmez. Harvard Tıp Fakültesindeki moleküler biyologlar ve Boston Üniversitesi'nden fizikçiler bu konuya açıklık kazandırdılar. Çeşitli canlılardan alınan DNA dizilimleri üzerinde yaptıkları araştırmaların sonucu, insan DNA'sında %90 yer tutmakta olan sözde boş DNA'nın aslında özel bir dilde yazıldığı açıklandı. Cleveland Üniversitesi'nden evrimci bilim adamı Ian Eichler ise bu konuyla ilgili şöyle bir itirafta bulunmuştur. Burada DNA deyimi bizim bilgisizliğimizin yansımasından başka bir şey değil. Darwinistler hem organların hem de genlerin tümünün işlevsel olduğu gerçeğinin bilim ilerledikçe ortaya çıktığını göz ardı ederler. Darwinistler her şeyin tesadüfen oluştuğunu öne sürerken DNA'daki muazzam bilginin hala tam olarak çözülemediğini düşünmezler.